En çok izlenen Avrupa merkezli Türkçe haber bülteni camiada gündemler herkese merhaba. Bugün 6 Mayıs 2021 ben Ferhan Kösoğlu yine yoğun bir gündemle karşınızdayız. Almanya'da aşı olanlar ve daha önce koronayı yakalanıp atlatanlar için yeni dönem pazar günü başlıyor. Gelişmeleri birazdan aktaracağız. Yine Almanya'da yarın federal konseyde devlet memurlarına başörtüsü yasağını da öngören tasarı görüşülecek. Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi'de açık mektup yayınladı. Bu konunun detaylarına da birazdan bakacağız. Avrupa'da sahte negatif korona testi belgeleriyle seyahat edenlerin sayısı artıyor. Anlaşılması zor olması nedeniyle de kullanımı artan sahtekarlıkla ilgili polisten açıklama var. Hem bu haberin detaylarını hem de gündemin diğer başlıklarını birazdan sizinle paylaşacağız. Camiada gündem başlıyor. Almanya'da günlük vaka sayılarındaki düşüş devam ediyor. Robert Goes üzerinden yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 21953 yeni koronavirüs vakası tespit edildi. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise maalesef yine 250 olarak açıklandı. Bir hafta önce ise günlük vaka sayısı 24736, ölenlerin sayısı ise 264 olarak açıklanmıştı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0.82 olarak tespit edildi. 100 bin nüfuslu yerleşim yerlerinde bir dönem 180'lere kadar çıkan haftalık yeni vaka sayısı ülke genelinde ise ortalama 129.1'e geriledi. Tabi bu da iyi bir gelişme. Yine ülke genelinde 27 Aralık'ta başlatılan ve ilk dönem büyük eleştirilere neden olan aşı kampanyasında ise son dönemde büyük ilerleme var. Şu ana kadar 31 milyon 468 bin 712 kişinin aşının ilk dozunu alırken 6 milyon 931 bin kişi ise aşının ikinci dozunu oldu. Böylece Almanya'da halkın %29.5'i en az bir kere aşılanmış oldu. Öte yandan Almanya'da bugün önemli bir karar alındı. Almanya Federal Anayasa Mahkemesi muhalefetin yaptığı COVID-19 nedeniyle hayata geçirilen saat 22 ile sabah 5 arası sokağa çıkma yasağı uygulamasının İptal yönündeki başvuruyu geri çevirdi. Yani geceleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaya ülke genelinde devam edecek. Diğer önemli bir kararsa Federal Meclis'te alındı. Federal Meclis aşı, aşı yaptıranlar ve iyileşenlere daha fazla özgürlük verilmesini onayladı. Böylece bu kişiler tüm kısıtlamalardan muaf olacak. Şimdi bu konunun detaylarını getiriyoruz ekranlarınıza. Alman hükümeti koronavirüse karşı aşı yaptıran ve hastalığı atlatanlara temel haklarını iade etme kararı aldı. Bakanlar kurulundan sonra Federal Meclis'te onaylanan ilgili kararnameye göre bu kişiler için pazar gününden itibaren sosyal temas ve sokağa çıkma kısıtlaması gibi tedbirler geçerli olmayacak. Aşı yaptıran ve hastalığı atlatan kişiler ayrıca mağaza ve kuaförlere de teste ihtiyaç duymadan girebilecek. Karantina uygulaması da bu kişiler için geçerliliğini kaybedecek. Söz konusu kişiler için maske zorunluluğu ve mesafe kuralı ise aynen devam edecek. Öte yandan Federal Anayasa Mahkemesi salgınla mücadele kapsamında akşam 22'den sonra sokağa çıkma yasağı getirilen ve hükümete tek elden karar alma yetkisi veren yasanın iptali için yapılan acil başvuruyu reddetti. Ancak akşam saatlerinde sokağa çıkma yasağının anayasaya aykırı olup olmadığıyla ilgili karar daha sonra ana görüşmelerde değerlendirilecek. Federal mecliste bazı muhalefet partili milletvekilleri ve birçok sivil inisiyatif yasanın yürürlüğe girmesinin ardından acil durdurulması amacıyla Federali Anayasa Mahkemesi'ne yasanın iptal başvurusunda bulunmuştu. Almanya'da kamu hizmeti kanunu için planlanan revizyonda yer alan memurların dış görünümüyle ilgili düzenlemeler gizli bir başörtüsü yasağı içeriyor maalesef. Tasarı yarın federal konseyde görüşülecek. Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi de tasarıyı eleştirerek federal konsey üyelerine hitaben yayınladığı açık mektupta konsey üyelerini tasarı aleyhine oy kullanmaya çağırdı. Almanya'da devlet memurlarına yönelik planlanan başörtüsü yasa yarın federal konseyde oylanacak. Konuyla ilgili Almanya Müslümanlar Koordinasyon Konseyi açık mektup yayınladı. Mektupta söz konusu yasa tasarısının reddedilmesi talebinde bulunuldu. Söz konusu yasa tasarısının din özgürlüğüne ciddi bir biçimde müdahale ettiğinin belirtildiği mektupta, artık insanların davranışlarına değil giyimine odaklanılıyor. Bu yasa gelecekte devlet memurlarına yönelik birçok alanda genel bir başörtüsü yasağını destekleyebilir ifadeleri yer aldı. Biz KRM olarak Almanya, Müsl Almanya Müslümanları Koordinasyon Merkezi olarak e Eyaletler Meclisi üyelerine birer e mektup göndererek ve bu mektubu aynı zamanda yayınlayarak Yarınki oylamada red oyu kullanmalarıyla ilgili bir çağrıda bulunduk çünkü ilgili yasa tasarısı maalesef maalesef Müslüman bayanları başörtüsü takan Müslüman bayanları ciddi bir şekilde onlara bir ayrımcılığı ayrımcılık vakalarının beraberine getirebileceği çok net bir şekilde ortada aslında. Yapılan açıklamada ayrıca din özgürlüğüne bu şekilde derin bir müdahalenin olduğu ve söz konusu kişiler için büyük sonuçlar doğuracak bir konuda ne kamuoyuyla ile iletişim kurulduğu ne de yasadan etkilenen kişilerin sözlerine kulak verildiğine dikkat çekildi. Bayanların özellikle okulda ayrımcılık vakalarıyla karşı karşıya kalmayacağı veya başörtüsüyle ilgili kendilerine bir kısıtlama gelmeyeceğiyle ilgili bir takım yorumlarda bulunsalar da, bu maalesef ileriki zamanlarda ilgili yani devlet birimleri tarafından, makamları tarafından nasıl yoruma tabi tutabileceğini sorusunu beraberinde getiriyor. Ve bu özellikle içinde bulunduğumuz atmosferde çok da iyimser bir yorumu beraberine getirmeyeceğini de en azından böyle bir tehlikenin gerçek dışı olmadığını hepimizce malum maalesef. Bu kişilere konuyla ilgili düşüncelerini yeteri derecede ifade etmeleri için zaman ve ortam hazırlamak demokrasinin gerekliliklerinden olduğu hatırlatılırken, bu insanların düşüncelerinin görmezden gelinmesi hayal kırıklığını daha da büyütüyor denildi. Fransa'da Strasbourg Belediye Başkanı Jean Barzegian, Fransa Milli Görüş İslam Konfederasyonu'na bağlı Eyüp Sultan Camii inşaatına tıpkı şehirdeki diğer dinlere ait ibadethaneleri yaptıkları gibi yardım kararı aldığı gerekçesiyle tehditlerle karşı karşıya kaldı. Belediye başkanı tehditler üzerine koruma altına alındı. Fransa'da Strasbourg Belediye Başkanı Jean Barsegian, Fransa'da Strasbourg Belediye Başkanı Jean Barsegian, Fransa Milli Görüş İslam Konfederasyonu Eyüp Sultan Camii'ne yardım kararı alması sebebiyle çeşitli tehditlerin muhatabı oldu. Ve, de belediye Başkanı Jean Barsegian, tehditlerin özellikle sosyal medyada giderek artması üzerine belediye meclisinden korunma istedi. Strasbourg Belediye Konseyi pazartesi günü yapılan oturumda Başkan Jean Barsegian'ın koruma talebini kabul etti. Barsegian 20 Nisan'da yaptığı koruma talebi başvurusunda her gün sosyal medya ve posta yoluyla tehdit ve hakaret mektupları aldığını belirtmişti. <laughs> Strasbourg Belediye Başkanı Jean Barsigian, kentte inşa edilmekte olan Eyüp Sultan Camii Külliyesi'nin inşasına yerel idarenin desteği olarak 2,5 milyon euro yardım yapılma kararı aldırmıştı. De, de ancak Fransa İçişleri Bakanı Gerard Dermanan başta olmak üzere pek çok şusacının tepkisi üzerine Eyüp Sultan Camii Yönetim Kurulu Belediye Başkanı'na destekleri için teşekkür ettikten sonra yardım başvurusunu geri çektiğini açıklamıştı. İngiltere'de yaklaşık 48 milyon seçmen yerel yönetimleri belirlemek için 143 seçim bölgesinde bugün sandık başına gitti. Covid-19 nedeniyle propaganda döneminin sessiz geçtiği seçimlerde ülkede en çok seçmene ve yaklaşık 11 milyar sterlinlik yıllık bütçeye sahip Londra'yı kimin yöneteceği de merak ediliyor. İngiltere'de yaklaşık 48 milyon seçmen yerel yönetimleri belirlemek için 143 seçim bölgesinde sandık başına gitti. Yerel saatte 7'de başlayan oy kullanma işlemleri saat 22'de son bulacak. Yeni tip koronavirüs nedeniyle oy sayımının uzun sürmesi ve sonuçların yarın açıklanması bekleniyor. Ülkede 7 Mayıs 2020'de yapılması gereken ancak COVID-19 salgını nedeniyle bir yıl ertelenen seçimlerde, vatandaşlar seçim merkezlerinde, posta yoluyla ve geçerli sebep gösterdiği takdirde vekaletle oy kullanabiliyor. Halkın başkent Londra dahil olmak üzere 13 kentin belediye başkanını belirleyeceği seçimlerde 143 belediyedeki 5 bin meclis üyesi için 15 binden fazla aday yarışıyor. Ülkede 12 Aralık 2019'da yapılan erken genel seçimden bu yana siyasi partiler için en önemli sınav olarak nitelenen yerel seçimin iktidardaki muhafazakar parti ile ana muhalefetteki işçi partisinin çekişmesine sahne olması bekleniyor. Yaklaşık 48 milyon seçmenin oy kullanacağı yerel seçimler, erken genel seçimde partisinin tek başına iktidar olmasını sağladıktan sonra ülkesinin Avrupa Birliği'nden ayrılma sürecini tamamlayan ve COVID-19'a mücadeleye yönelik kararları eleştirilere neden olan Başbakan Boris Johnson'la lideri olduğu İşçi Partisi ile ilk kez sandığa gidecek ki Starmer'ın mücadelesi olarak görülüyor. Covid-19 nedeniyle propaganda döneminin sessiz geçtiği seçimlerde ülkede en çok seçmene ve yaklaşık 11 milyar sterlinlik yıllık bütçeye sahip Londra'yı kimin yöneteceği de merak ediliyor. Anketlere göre Londra'nın ilk Müslüman belediye başkanı olan ve halen bu görevi yürüten İşçi Partisi'nin adayı Sadık Han'a destek verenlerin oranı %55 iken Johnson'ın liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'nin adayı Shaun Bailey'i destekleyenlerin oranı %35. Londra'da 2016'da yapılan belediye başkanlığı seçiminde Sadık Han, Londra Belediye Başkanı seçilmişti. Avrupa'da ülkelerin tamamında yolculuk için gerekli olan PCR test zorunluluğu hem ücreti hem de bekleme süresi nedeniyle dolandırıcılara fırsat doğurdu. Basit bir laboratuvar sonuç kağıdı olması nedeniyle de dolandırıcılığın anlaşılmasının zor olması bu sahte korona belgesiyle seyahat edenlerin sayısını artırdı. Polisten de bu konuda uyarı var. Detayları izliyoruz. Tüm dünyada koronavirüs salgını nedeniyle seyahatlerin sadece negatif korona test belgeleriyle mümkün olması sahtecileri harekete geçirdi. Hem bazen test sonucu için gereken bekleme süresinin çokluğu hem de PCR testinin yüksek ücreti bazı vatandaşları da bu yöne sevk ettiği belirtiliyor. Buna göre illegal satıcıların sahte negatif koronavirüs test belgeleri bastırdığını ve bunları internet üzerinden satışa çıkardığı ortaya çıktı. Söz konusu sahte negatif test sonuçlarının bir laboratuvarın mühür ve adresiyle oluşturulduğu belirtildi. Polisin ise gelecek dönemde bu tarz belgeleri daha dikkatli kontrol edeceği ve bunlardan internet üzerinden satışa sunan sahtecileri sorumlu tutacağı ifade edildi. Ancak bu sahte belgelerle gerçek test sonuçlarının birbirinden ayırt edilmesi ise oldukça zor. Fransız polisinden yapılan açıklamada, laboratuvarların verdiği negatif test sonucu belgesinin basit kağıtlar olduğuna dikkat çekildi kimlik kartı ve pasaport gibi ultraviyole ışın altında da sahtekarlığın anlaşılamadığı bu kağıtların üzerinde oynamanın kolay olduğuna dikkat çekildi. Öte yandan Almanya'da da havalimanlarında son dönemlerde ülkeye girişlerde birçok kez sahte test belgelerine rastlandığı ifade edildi. Alman polisinden yapılan açıklamada sınırdaki kontrollerde birçok kez sahte test belgelerine denk gelindiğine dikkat çekilirken bu kişilerle alakalı soruşturma başlatıldığı kaydedildi. Almanya'da elektrikli otomobil üretimine yönelik otomotiv sanayisindeki yapısal değişimin yaklaşık 100 bin kişinin işsiz kalmasına neden olması bekleniyor. Çalışmaya göre Almanya'da otomotiv üretiminde çalışan yaklaşık 75 bin kişinin 2025'e kadar emekli olması öngörülüyor. Merkezi Münih'te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nün çalışmasına göre Alman otomotiv sanayisinin içten yanmalı motorları bırakıp elektrikli otomobil üretimine geçmesi ülkeye pahalıya mal olacak. Şehirlerdeki hareketlilikte elektrikli otomobile yönelik yapısal değişimden 2025'e kadar ülkedeki 178 bin kişinin etkilenmesi bekleniyor. Çalışmaya göre Almanya'da otomotiv üretiminde çalışan yaklaşık 75 bin kişinin 2025'e kadar emekli olması öngörülüyor. Bu çalışanların yaklaşık 39 bini doğrudan otomotiv üretiminde istihdam ediliyor. 2030'a kadar 73 bini doğrudan üretimde olmak üzere otomotiv sanayisindeki 147 bin kişinin emekli olacağı tahmin ediliyor. Elektrikli hareketliğe geçişle yaşanan yapısal dönüşümden doğrudan etkilenen ürün gruplarının değeri 2015-2019 döneminde %13 düşerek 22 milyar euronun üzerine çıkarken söz konusu ürün gruplarında çalışan personel sayısı da 8 bin azaldı. Almanya'da istihdamın %3'ü de otomotiv sektöründen sağlanıyor. Ekonomi Araştırma Enstitüsü'ne göre Almanya'da üretilen otomobillerin %70'i İngiltere, Fransa, İtalya, İspanya ve ABD'ye ihraç ediliyor. Çin de İngiltere ve ABD'nin ardından Alman üreticiler için önemli bir ihracat ülkesi haline geldi. Evet bu haberle bugünlük de yayın bültenimizin sonuna geldik. Hatırlatmak gerekirse camiada gündemi her gün, hafta içi her gün tüm podcast programlarından da takip edebilirsiniz. Yine biz yarın aynı saatte karşınızda olacağız. Yarın görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın.